Bugün AliExpress'ten aldığım bu güç kaynağını tanıtacağım ve kendime pratik bir küçük bir kutu halinde güç kaynağı yapacağım bundan. Gördüğünüz gibi 0.6 ve 30 volt arasında 4 ampere kadar akım verebiliyor. Toplamda 35 watt. Gayet kompakt bir güç kaynağı. İşte gördüğünüz gibi 8 santime 4 santim civarında bir boyutu var. Sadece 4 tane giriş çıkışı var. İşte 2 tane voltaj girişi, 2 tane voltaj çıkışı. Şimdi ben elimdeki şöyle bir güç kaynağı var. Bunu kullanmak istiyorum. Bu işte eski bir HP printer'dan sökülmüş güç kaynağı. Şurada yazıyor işte 18 volt 1.39 amper. Toplamda 25 watt verebiliyor. Yani benim için yeterli. Mesela 5 voltta 4 amper, 5 amper bile alabilirsiniz ki yeterli olur. Şurası girişi. Şurada üstünde sigortası da var. O yüzden devreye sigorta koymak zorunda da kalmayacağım. Şu terminalin 4 bacağını kullanarak bir giriş çıkışı ayarlayalım. Şurayı. Dört tane kablo bağlayacağım. Buraya giriş voltajını verince zaten çalışıyor. Gördüğünüz gibi yeteri kadar doğru. Son voltaja biraz yavaş ulaşıyor ama ulaşıyor sonuçta. Şuna dokununca burada da giriş voltajını gösteriyor. 10 volt vermiştim. Tekrar çıkışa çeviriyoruz. Beş volt ayarladım. Gördüğünüz gibi. Bir de şu on off düğmesinden hani güç kaynağını kapatabiliyorsunuz. Daha doğrusu çıkışını kapatabiliyorsunuz. Tekrar böyle açıyorsunuz. Çıkışı veriyor o zaman. Evet, şimdi ben tabi montaj detaylarını fazla göstermeden şöyle küçük bir kutuya bu aleti monte ettim. Şuraya taktım ön panele. Şuradan işte 220 giriyor. Bir tane anahtar koydum. Şuradan girişler var. Dediğim gibi burada bir tane sigorta var. O yüzden dışarı bir sigorta koymadım. Şurada da anahtarımız. Şuradan kartın çıkışı devrenin girişine gidiyor. Devrenin çıkışı da işte çıkışlara veriyoruz onları da.
Son derece küçük bir kutuya kompakt bir şekilde sığdı. Bakın arkadan kapattım. Tekrar açıyorum. İşte hepsi bu kadar. Şimdi ben bunun kapağını kapatayım. Daha sonra da bu ön panelin bir takım özelliklerini anlatacağım. Gördüğünüz gibi son derece kompakt bir kutu. Önden de bu kadar oldu. Şimdi öncelikle tabii gerilim nasıl ayarlanıyor, akım nasıl ayarlanıyor onu göstereyim. Şu düğmeye bastıkça işte hangi dijiti değiştireceğiniz değişiyor. Yani daha hızlı yapabiliyorsunuz. Bakalım kaça kadar gidecek? Evet, 31 volta kadar çıkabiliyorum. Şimdi şu volt amper düğmesine basarak akımı da ayarlayabiliyorum. Yine bu düğmeye basıp dijitleri değiştiriyoruz. Akım da bakalım. Evet, 4.1 ampere kadar gidebiliyor. Tabii bir de toplam güce bakmak lazım. Mesela 10 volttayken 4 amper veremezsiniz. 40 watt oluyor. Cihazın toplam gücü 35 watt. O yüzden daha fazla veremez. Ona da dikkat etmek lazım. Şimdi bu SW tuşuna basınca girişi de gösteriyor. Gördüğünüz gibi benim içerideki devrenin çıkışı 17.5 volt. Bu da ön devrenin girişi oluyor. Şuradan da amper saat ya da watt olarak görebiliyorsunuz harcanan gücü. Şimdi bu cihazın bir takım parametreleri var. Onları göstermeye çalışayım size. Bu SW tuşuna uzun uzun basınca bunlar çıkıyor. Öncelikle bu LVP yazmaya çalışıyor. Tabii low voltage protection, yani düşük voltaj koruması. Giriş voltajı 5 voltun altına düşerse aleti kapatıyor ki zarar görmesin. Çünkü çıkışta o gücü vermesi zor. Bu da over voltage protection, yani çıkıştaki voltajın koruması. Bunu da işte 32 volta veriyoruz. Çıkış voltajı 32 voltun üstüne çıkmasın. Bu OCP dediği Overcurrent Protection, fazla akım koruması. Burada da mesela 4.1 ampere sınırlayalım. Bundan fazla akım vermesin. OPP dediği Over Power Protection, yani fazla güç koruması. Ben onu içerideki devre 25 watt olduğu için 25'e ayarlayacağım. Aslında gördüğünüz gibi 35-36'ya kadar gidiyor hatta. Ben onu içeri 25 wattlık bir devre koyduğum için 25'e ayarlayacağım. Şöyle 25 yapalım. Bir sonraki korumamız amper saat koruması. Yani belli bir amper saate ulaştığında, mesela 10 amper saate geldiğinde artık kapatabiliyor isterseniz güç kaynağını. Onu şuradan ayarlıyorsunuz. Yani mesela bu şarj ederken işe yarayabilir. İşte belli bir amper saate geldiğinde oradan sonra kapatıyor güç kaynağını. Bunu boş bırakınca da koruma olmuyor.
Burada watt saat, yani diyelim ki 1 watt saat versin, ondan sonra dursun istiyorsunuz. Onu o şekilde ayarlıyorsunuz. 1 watt saat. 1 watt saat verdiği zaman, toplam o kadar güç verdiği zaman duruyor. Böyle kaldırınca da hiçbir kısıtlama yok. Gördüğünüz gibi watt saat olarak ayarlanabiliyor bu. Burada da belli bir süre çalışıp kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Örneğin 10 dakika ayarladığım zaman 10 dakika çalışıp kapanacak güç kaynağı. Ya bunlarla ilgili tabii pek çok proje üretilebilir. Güzel bir şey. 10 dakika çalış, kapan diyorsunuz. Burada ilk açıldığında açık mı olsun, kapalı mı olsun? Hani açılışta hemen gerilim vermesini istemiyorsanız bunu off yapıp kapalı da bırakabilirsiniz. Burada da dönen düğmenin ne işe yaradığını seçiyorsunuz. CV dediği constant voltage, sabit voltaj, constant current, sabit akım. Ya da tamamen düğmeyi kapatabiliyorsunuz. Bu da mesela hani güç kaynağını sabit bir gerilim ve akımla kullanacaksanız bir kere ayarlayıp sonra gelip buradan kapatabilirsiniz. Böylece kimse ayarını değiştiremez. Tekrar başa döndük parametrelerde. Böyle de uzunca basıp çıkıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi 10 volt ve 0.1 amper ayarlı bu alet. Bir amper kademesinde mesela 100 miliamper diyor da bir deneyelim bakalım. Yani bu düşük amper kademelerinde çok da iyi olmasını beklemiyorum. Hani tam 100 beklemeyin, oraya pek gidemiyor. Ama yeteri kadar yakın. Şimdi mesela akımı daha da yükseltelim. 4.1 amper. Ampermetremizi de ayarlayalım. Ne oldu? Bakın, overcurrent protection, yani aşırı akım korumasına girdi. Niye? Çünkü biz onu 4.1 diye ayarlamıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan gidelim. Bakın 4.1 ayarı. 4.1'e geldiği için kesti. Şimdi mesela akımı biraz düşürelim. Bakalım ne olacak. ...4.1'den daha aşağı düşürelim. Hani aşırı akım korumasına girmesin. 4 amper mesela. Şimdi bir daha deneyelim. Ha, bu sefer güç korumasına girdi. Çünkü 10 voltta 4 amper 40 watt eder. Biz 25'te sınırlamıştık. Hatırlarsanız. O yüzden bu sefer de güç sınırlamasına girdi. Mesela gerilimi düşürürsek, şöyle 5 volt yapsak mesela, 5 voltta 4 amper 20 watt eder. Burada artık kısmaması lazım. Tam da 4 amper veremiyor. Tabii ampermetrenin de direnci var ama kısa devrettiğim halde niye 4 amper vermiyor bilmiyorum. Biraz kabloların direnci de olabilir. Ya benim bu kullandığım kablolar, krokodil kablolarda çok yüksek direnç oluyor. Onlardan olduğunu tahmin ediyorum. Bakın 5 volt 4 amper. Yani 5 voltta 4 amper verebilecek kadar düşük bir direnç yok anlaşılan. Ki ben bu krokodil kablolardan şüpheleniyorum. Ancak 3 amper civarında verebiliyorum. Gördüğünüz gibi.
Şöyle gerilimi düşüreyim. Bakın akımda 4 dememe rağmen düşüyor çünkü kablo ve ölçü aletinin direnci yüksek. Belki biraz gerilimi yükseltirsek 4 ampere doğru çıkabiliriz diye düşünüyorum. Evet bakın 3.3, 3.5. Gerilim yükseldiğince kablonun direncini yenmeye başlıyoruz. 4 ampere kadar çıktık. Şimdi tabii gene güç korumasına girdi. Çünkü 25 wattı geçtik muhtemelen. Dediğim gibi kablolarınıza dikkat edin. Yani kablonuz ne kadar iyiyse güç kaynağınız da o kadar iyidir. 4 amperi ayarladığım halde bakın 3 amperi anca verebiliyor. Evet kapatalım şimdi. Oo, bu arada yanmış kablolar. Şimdi anlaşıldı niye ne oldu. Yani kabloların direnci yüksek anlaşılan. Resmen yanmış bunlar. Biraz daha tutsam eriyecekti herhalde. Evet gördüğünüz gibi minnacık kompakt bir güç kaynağı yapmış oldum kendime. Yani benim düşük güçlü elektronik devrelerim için son derece yeterli. 4 amper neredeyse hiç kullanmayacağım. Artık şu koruyucuyu da çıkaralım. Yeni güç kaynağım hayırlı olsun. Güle güle kullanayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.